Umut Arşivi Umut Arşivi bir hafızalaştırma ve anma projesi olmanın yanı sıra eyleme geçme ve toplumsal adaletsizliklere karşı mücadele etme konusunda ilham verici bir kaynak olarak da işlev gören bir projedir. 1999 Düzce depreminden bu yana Düzcelik kiracı evsiz depremzedelerin sağlıklı ve güvenli konut hakkı mücadelesinin video arşivinden doğmuştur. Bu mücadele Türkiye'nin ilk kullanıcı katılımı ile yapılmış toplu konut projesi projelerinden biri olan Düzce Umut Evleri projesiyle somutlaşmıştır. Düzce Umut Evleri birlikte hak arayışı, birlikte tasarım, birlikte inşaat ilkesiyle hayata geçirilmiş ve bu proje Dünya Konut Ödülleri'nde World Habitat Awards 2017 yılında finalist olmuştur. Ancak bu önemli proje Türkiye'de yeterince tanıtılmamıştır. Bu eksikliğin giderilmesi için Düzce Umut Evleri'nin deneyimlerini paylaşacak bir arşiv oluşturma ihtiyacı doğmuştur. Bu arşiv fikri 6 Mayıs 10 Haziran 2016 tarihleri arasında Stüdyo X'te düzenlenen bir sergide ortaya çıkmıştır. Sergide Düzce Umut Evleri mücadelesinin belgeleri ve deneyimleri sergilenmiş ve bu süreçteki tüm verilerin geniş bir kitleye ulaşması gerektiği fikri pekiştirilmiştir. Böylece Umut Arşivi'nin temelleri atılmıştır. 2017 yılında Düzce Umut Evleri gönüllülerinin de aralarında bulunduğu mimar, kent plancısı, gazeteci, yönetmen, avukat ve coğrafyacı gibi çeşitli disiplinlerden gelen kişiler Mekanda Adalet Derneği'ni MAT kurmuştur. MAT, Umut Arşivi'ni kurarak toplumsal ve kentsel adalet mücadelelerini görünür kılmayı ve, ve bu mücadelelerin küresel çapta tanıtılmasını sağlamayı amaçlamıştır. Umut Arşivi interaktif bir platform olarak tasarlanmış olup hak temelli toplumsal mücadelelerin tanıtıldığı videolar ile çeşitli mücadele gruplarının kendilerini tanıttığı içeriklerden oluşmaktadır. Umut Arşivi kentsel ve kırsal mekanda verilen adalet mücadelelerinin katılımcı ve müşterek bir görsel hafıza platformu olarak işlev görmektedir. Arşiv bu mücadelelerin mekansal, kavramsal ve zamansal boyutlarını haritalamaktadır. İçerikler umut mekanları olarak adlandırılan özel alanlarda toplanmakta ve bu alanlar dünya haritası üzerinde işaretlenmektedir her umut mekanı kavramsal harita ve zaman çizergesi ile detaylandırılmaktadır. Bu yapı kullanıcıların yeni umut mekanları eklemelerine ve benzer deneyimlerle bağlantı kurmalarına olanak tanımaktadır. Mat, Sivil toplum kuruluşları ve toplumsal hareketlerle işbirliği yaparak bu grupların video üretme becerilerini geliştirmeyi hedefleyen atölyeler düzenlemektedir. Bu video maratonları sivil toplum kuruluşlarının içerik üretmelerini teşvik etmekte ve aynı zamanda arşiv için yeni materyaller sağlamaktadır. Video maratonları Nisan 2019'dan itibaren düzenlenmektedir ve atölye sonuçlarında kısa videolar üretilmektedir. Katılımcılar Umut Arşivine katkıda bulunmanın yanı sıra bu maratonlar sayesinde dayanışma ağlarını genişletebilmekte ve ortak projeler geliştirebilmektedir. Örneğin ikinci video maratonuna katılan bir sivil toplum kuruluşu çocuk istismarı ile mücadele konusunda alternatif fon bulma yöntemleri üzerine düşünerek bir belgesel çekme fikrini geliştirmiştir. Ancak Umut Arşivi'nin karşılaştığı bazı zorluklar da vardır. Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarının kısa videolar üretme konusunda yeterince deneyimli olmamaları sürecin bazen uzamasına neden olabilmektedir. Bunun yanı sıra Arşiv'in sürdürülebilirliğini sağlamak için gönüllü emeğine ve mali kaynaklara ihtiyaç duyulmaktadır. Gönüllüler tarafından sağlanan katkılar arşivin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğini sağlamak için büyük önem taşımaktadır. Umut arşivi adalet arayışlarına dair kaybolmaması gereken hikayeleri ve umut veren deneyimleri işleyerek bu deneyimlerin görünür olmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda adaletsizliklerle mücadele eden grupların kendi deneyimlerini geniş bir kitleye ulaştırmalarını olanak tanıyan bir platform sunmaktadır. Umut Arşivi, global bir dayanışma ve bilgi paylaşımı ortamı yaratmakta ve toplumsal adalet arayışlarına dair ilham verici bir kaynak olarak işlev görmektedir.